Efendim şimdi kameralarımızı Filistin'e çevireceğiz. Batı Şeria'ya çevireceğiz. Filistin Ulusal Girişim Hareketi'nin Genel Sekreteri ve Filistin Yasama Meclisi Üyesi Mustafa Berguti karşımızda. Hello Mr. Berguti. Merhabalar Sayın Berguti. Bize katıldığınız için, bizimle konuşmayı kabul ettiğiniz için teşekkürler. İsrail'in verdiği 24 saatlik süre sona erdi. Gazze'deki son durum şu an ne? Gazze'deki durum gerçekten çok korkunç. İsrail hava saldırıları sebebiyle sivil halka saldırılar düzenliyorlar. Yaşanan şeyler çok tehlikeli 3 adımdan oluşuyor. İlki bu toplu bir cezalandırma. Bunun içerisinde kadınlar, çocuklar var. Gıdadan, sudan, elektrikten ve ilaçtan yoksun bırakıyorlar. İsrail bu tür ürünlerin içeri girmesini engelliyor. Gazze tamamen karanlık, çocuklar dağılmış durumda ve onları beslemek için hiçbir şey yok. Buna ek olarak da büyük tıbbi kurumlarda çökmek üzere çünkü elektrik yok. İkinci olarak da hava saldırıları, şu ana kadarki hava saldırıları 54 katliamda yer aldı ve 1300'den fazla kişinin canını aldılar. İsrail hava saldırılarında öldüler ve 700'den fazlası çocuktu bunların. Bu hava saldırıları devam ediyor ve bu yaşananlar sadece katliam, hatta soykırım olarak nitelendirilebilir. Bu halk üzerindeki baskı hava saldırıları ve bombardımanla birlikte artıyor ve kuzeyden güneye doğru gitmeleri zorlanıyor. Mısır'a gitmeleri zorlanacak en sonunda. Bu bir etnik temizlik, tamamen kabul edilemez bir şey uluslararası hukuk standartlarında. Peki Sayın Berguti, size şunu sormak istiyorum. İsrail'in karadan saldırı başlatma ihtimali var mı? Tekrarlayabilir misiniz soruyu? İsrail Başbakanı Netanyahu bir sonraki aşamaya hazırlık sinyali verdi. Nedir bir sonraki aşama? Bir sonraki aşama Gazze'li insanların tamamen soykırımı. Bir sonraki aşama karadan saldırı başlayarak 400 bin İsrail askeriyle bir saldırı başlatarak Gazze'yi tekrardan tamamen işgal altına alma amacı ve aynı zamanda da Gazze'ye etnik temizlik yapma amacı. Tabii bu kabul edilmesi imkansız bir şey ve yani bir Gazze'de bir karadan saldırı bekliyorsunuz değil mi? Pardon? Şunu diyebilir miyiz? İsrail'in karadan saldırı başlatma ihtimali var mı? Evet, tabii ki, evet. Hatta bu çok net neredeyse. Eğer uluslararası toplum anında buna müdahale etmezse, Gazze'deki insanların yaşadığı korkunç şeyler devam edecek. Konuştuğumuz şey şu, karadan saldırıdan, karadan operasyondan bahsediyoruz ve 40 bin, 50 bin Filistinli ölebilir. Bu tamamen bir soykırım neredeyse. Hatta şimdiden 52 katliam gerçekleştiler ve katliam dediğim zaman şundan bahsediyorum. Tüm mahalleler, aileler yok ediliyor, öldürülüyor. Bir hava saldırısı tahliye olan insanlar, kuzeyden güneye tahliye olan insanlar öldürülüyor. Hatta güvenli bir geçiş demişlerdi. Ancak bir hava saldırısında 53 insan öldü ve bunların çoğu çocuk ve kadındı. Ve yüzden fazla kişi de yaralandı. Bu sadece bir hava saldırısı. Ve Gazze'de binlerce tonluk patlayıcı gönderdiler. Bununla gurur duyuyorlar. Bu bir katliam. Bu geçmişte yaşanmış her şeyden daha kötü ve etnik temizleme, temizlik olarak kabul edilmeli bu. Ve aynı zamanda uluslararası hukukun ihlali anlamına da geliyor. Sayın Berguti, İsrail Gazze'ye su, gıda ve yakıt akışını kesme kararı aldı. Bundan biraz bahsettiniz ancak bir daha sormak istiyorum. Refah sınırından insani yardımların geçmesine izin verilmiyor. Gazze'deki insani durum bundan nasıl etkilendi? Gazze'de bir
tıp operasyonu var, çalışanları var ve onlardan şunu duyduk. İsrail 3 hastanenin tahliye edilmesini yoksa bombalanacağını söyledi ve bu hastanedeki insanlar, buradaki insanlar yaralı insanlar. Önceden orada yaşamıyorlardı, orada bulunmuyorlardı. Şimdi onları ölüme terk etmek istiyorlar. Bir yandan da suyun eksikliği, gıdanın eksikliği, ilaçların eksikliği korkunç bir insani kriz yaratıyor. Şunu hayal edebilirsiniz. İnsanlar evlerinden uzaklaştırılmak zorunda kaldı, evlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Şu an sokaktalar, okullardalar ve ellerinde hiçbir şey yok. Kendilerini desteklemek için ellerinde hiçbir şey yok. Hastalardan panik çağrıları alıyoruz. Dializ altındakiler, insanlar var. Eğer dializ olmazlarsa 24 saat içinde ölecekler. Ancak bu çalışmıyor. Bebekler ölebilir. Çünkü elektrik yok. Bu çocukları nasıl hayatta tutabilirsiniz ki? Ve aynı zamanda binlerce yaralı insanın tedavisi de yaklaşık 9000'e çıktı. Bu da cerrahi ekipmanların, oksijenin, elektriğin ve ilaçların eksikliği yüzünden devam ettirilemiyor. İsrail, Filistin'i tam bir kuşatma altına aldı. Bu da toplu bir cezalandırma, uluslararası hukuk adı altında savaş suçu olarak tanımlanıyor bu. Ve şimdiden daha fazla ölüm bekleniyor. Ancak bunun fiziksel etkisi dışında çocuklar üzerinde psikolojik bir etkisi de var. Şu an yaşanan şey şu, herkesi stres altına sokuyorlar, felaket ortamı var. Peki Gazze'deki krizin uluslararası medyaya yansıma şekli hakkında ne düşünüyorsunuz? İsrail yalanları her yere yaymayı başardı. Netanyahu kara medya dediğimiz şeyin uzmanı. Burada yalanları dağıtıyorlar ve şimdi de ne kadar Netanyahu'nun ne kadar yalan söylediğini öğreniyoruz. Çocukların, bebeklerin kafalarının kesilmesi hakkında konuştuğu zaman, Filistinlerin yaptığı hakkında ve kadınların tecavüze uğraması hakkında söyledikleri yalandı. Ve uluslararası medyada yavaş yavaş bunların yalan olduğunu öğreniyor. Ancak maalesef şu sadece Netanyahu tarafından tekrarlanmadı. Aynı zamanda Sayın Blinken hakkından da Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı tarafından da tekrarlandı. Bu hatta Biden tarafından, ABD Başkanı tarafından da tekrarlandı. Bu yalanlar nasıl teyit edilmeden yayınlanabilir anlamıyorum. Tabii sonradan özür dilediler birkaç gün önce. Tecavüz olduğunu söylemişlerdi ancak şimdi bunun kanıtlanamadığını söylüyorlar. Ve hatta bir muhabir özür diledi. Bebeklerin, çocukların kafasının kesildiğinin tekrardan yeniden tespit edilemediğini, teyit edilemediğini söyledi, özür dilediler. İsrail Hamas'ın DAEŞ olduğunu söylüyor ancak onların bunu nereden çıkardığını anlamıyorum. Bu yalanı nereden çıkardığını anlamıyorum. Bu yalanların devamı, aynı zamanda da yalanların yayılması. Çünkü insanların gerçeklerden uzaklaştırmak istiyorlar ve bunun asıl amacı sadece Hamas'ı değil, aynı zamanda da Filistinlileri insanileştirmekten çıkarmak istiyorlar. Filistinli çocukların, kadınların, sivillerin ölümünden bahsetmiyorlar. Şu ana kadar öldürülen insanların çoğu, %99'u sivil. İnsanların bu savaşla bir alakası yok. Hiçbir şey için suçlanamazlar. Ancak onları öldürüyorlar. Çünkü tek bir amaçla hareket ediyorlar. İntikam, intikam, intikam. Filistin'in tamamını yok etmek istiyorlar. Sayın Berguti, Filistinli yetkililer bir şey daha söylüyor. Bir şey daha söylediler. Hamas'ın artık kontrolü olmayacağını söylediler Gazze'de. Hali hazırda nüfusun yarısının güneye tahliye etmelerini istediler. Bunun hakkında da konuştuk. İsrail'in amacı ne? Sonunda neyi başarmak istiyorlar? Gazze'de kalıcı olmayı mı planlıyorlar? No, you have to be careful because dikkatli olmanız gerekiyor çünkü İsrail ordusu sözcüsü Richard Dick şunu söyledi. Sadece kuzeyden güneye tahliye etmiyorlar. Aynı zamanda Gazze'den Mısır'a sürüyorlar. Buna etnik temizlik diyoruz biz.
Hamas da Netanyahu eğer başarırsa bunu ve Gazze'yi tamamen etnik temizliğe uğratırlarsa, Gazze'deki herkesi Gazze'yi terk etmeye zorlarlarsa tekrardan geri gelemeyecekler ve Gazze'yi ilhak edecekler İsrail'e. Bu da ellerindeki haritanın ortaya çıkarıldığı şey, Birleşmiş Milletler'de genel kurulda İsrail'e Batı Şeria şu an Batı Şeria'yı işgal ettiler. Golan tepelerini işgal ettiler. Gazze'yi de işgal edip ilhak etmek istiyorlar. Uluslararası hukukta Filistinlilerin topraklarını ilhak edemezler. Ancak Netanyahu'nun amacı şu: insanları Gazze'den sürmek ve iki tercih arasında bırakmak. Bir, tamamen yok olmaları, soykırım, etnik temizleme ve aynı zamanda Gazze'yi de ilhak etmek istiyor. Tabii Filistin direnişi onları durdurmazsa yapmak istiyor bunu ve uluslararası toplum uyanırsa ve anlarsa Netanyahu'nun neler yapmak istediğini, bunun 21. yüzyılın en büyük suç olduğunu anlarlarsa bunu yapamaz. Sayın Berguti, biliyoruz ki şu an İsrail ve Lübnan arasındaki sınırda çatışmalar yaşanıyor. İsrail'in Hizbullah'la da savaşmaya başlayacağını düşünüyor musunuz? Bu çok olası. Eğer İsrail soykırıma devam ederse Gazze'de ve etnik temizlemeye devam ederse, bu kuzeyde de bir patlamaya yol açar ve çok daha geniş bir savaşın yaşandığını görürüz bölgesel anlamda. Bu da Birleşik Devletler'in gönderdiği uçak gemilerini açıklıyor. Tabii ki bir mesaj gönderiyorlar. Eğer Hizbullah katılırsa çatışmaya, Amerikalılar da onlarla savaşacak. Ancak İsrail'in bir savaşa daha hazır olup olmadığını bilmiyorum. Ancak bu tabii olası. Yayılması olası bu çatışmanın. Ve bununla sorumlu olan tek kişi Netanyahu olur ve onu destekleyenler, ona yol açanlar, bu isteklerine olasılık sağlayanlar sorumlu olur. Sadece Filistinlilerin değil, İsraillilerin de hayatını tehlikeye atıyorlar. Şunu da söylemek istiyorum Netanyahu dünyanın en pragmatist, fırsatçı, yolsuz insanı, siyasetçisi. Biliyor ki İsrail'deki herhangi bir hareket onun istifa etmesini, bir soruşturma onun istifa etmesine yol açar. Çünkü istihbarat başarısız oldu, ordusu başarısız oldu. Ancak İsrailliler hakkında düşünmüyor Netanyahu, İsrailleri düşünmüyor. İsraillilerin hayatı umrunda değil, sadece kendi pozisyonu hakkında pozisyonunu dikkate alıyor. Ve yolsuzluk soruşturması ortaya çıkarsa hapise düşer. Peki Batı Şeria'da da çatışmaların başlama ihtimali var mı? Hala aslında şu anda var. İsrail ordusu 52 Filistinliyi öldürdü ve İsrailli yerleşimciler görev aldı. Tabii daha büyük bir çatışmadan bahsediyorum. Evet, olası. Çünkü İsrailli yerleşimciler, Gazze'deki olaylar Batı Şeria'dan ötürü başladı. Çünkü Gazze'de savaş başlamadan önce İsrail 248 Filistinliyi öldürdü. Bunların 40'ı çocuktu, bebekti. Ve Aksa Camii'ne saldırdı, mescidine saldırdı. Tabii Netanyahu ilhak haritasını gösterdi size bahsettiğim. Bu faktörlerin hepsi Gazze'deki patlamaya yol açtı. Gazze, Kudüs'ün yardımına geldi ve Batı Şeria'nın yardımına geldi. Tabii genişliyor şu an Batı Şeria'da. Protestolar var dünyanın her tarafında, ancak İsrailli yerleşimcilerin terörü en endişe yaratıcı şey. Çünkü yerleşimciler etrafta silahlarla dolaşıyor, İsrail ordusu tarafından korunuyorlar ve İsraillileri katlediyorlar. Filistinleri katlediyorlar. İsrail yerleşimciler uzaktan köylere ateş ettiler. Yakından ateş ettiler. Bu bizim maruz kaldığımız terör ve
Gazze'de çatışmalar başlamadan önce İsrail yerleşimciler birçok Filistin topluluklarına saldırdılar ve insanların hayatlarını tehdit ettiler. Tabii saldırılanların arasında Amerikalı Filistinliler de vardı. Bu yüzden büyük bir ayrımcılık görüyorum Amerikalı başkan tarafından. Amerikalı İsrailler hakkında konuşuyor, onlar hakkında onları umursadığını söylüyor ancak Filistinli Amerikalılar hakkında konuşmuyor. Peki bu Filistinler ve İsrail arasındaki korkunç durum neredeyse 100 yıldır devam ediyor. Sorunların çözüme kavuşması için ne yapılabilir? Böyle bir çözüm var mı? Çözümümüz var. Dünyanın kabul ettiği çözüm var. İsrail işgalini sona erdirir, Filistinlilerin kendi devleti olmasına izin verir Batı Şeria'da, Gazze'de ve Doğu Kudüs'te dahil olmak üzere 1967 sınırlarına geri dönülür. Filistinler bunu kabul etti, adaletsiz olmasına rağmen kabul etti. Birleşmiş Milletler'in Filistin devleti olmasına karar verdiği bölgeden yarısı na denk geliyor. Bu buna rağmen kabul etti Filistinler. Ancak İsrail bunu istemiyor buna rağmen. Netanyahu bu opsiyonu yok etmek için göreve geldi. Oslo sürecini sona erdirmek için geldi. Ve İsrail başbakanı barış antlaşması imzalamıştı Filistinlilerle. Ancak sonrasında Netanyahu gibi bir ekstremist tarafından suikaste uğradılar. Ortada bir çözüm yok Netanyahu ile birlikte. Bu çözüm artık ölü ancak ortadaki durum bir ayrılıkçı devlet, bir ayrılıkçı devlet var. Bir demokratik ülke olsaydı, güzel olabilirdi, eşit haklarımız olsaydı, demokratik haklarımız olsaydı. Ancak bu da Siyonist hareketi mağlup etmemizi gerektiriyor. Çünkü onlar etnik temizlik üzerinden hareket ediyorlar. Çünkü Yahudilerin yaşamasını istiyorlar sadece burada, Filistinlilerin yaşamasını istemiyorlar. Bu soruyu bu yüzden cevaplamak istedim. Çünkü Gazze'de yaşayanlar ve Kudüs'ünde yaşayanlar bununla ilgili yaptıkları şeyler korkunç. Netanyahu'yu utandırıyor, İsrail halkını utandırıyor. Ve İsrail'deki Filistinliler ve aynı zamanda da Filistin devletindeki İsrailli sayısı artık karmaşık bir hal aldı. Formülün 1/3'ünü ortadan kaldırmak istiyor. Etnik temizlik gerçekleştirerek, Batı Şeria'da etnik temizlik gerçekleştirerek. Çok teşekkürler Sayın Berguti bize verdiğiniz cevaplar için ve bize katıldığınız için. Ben teşekkür ederim.